Yani quyidagi masalani ichamiz. A'ning qanday qiymatlarida quyidagi tenglama yildizga ega bo'ladi? Shu savolga javob beramiz. Hop, chap tomonni quyidagicha o'zgartiramiz. Sinus kvadrat x qo'shuv kosinus kvadrat x kvadrati minus 2 sinus kvadrat x ko'paytiruv kosinus kvadrat x teng a sinus x ko'paytiruv kosinus x. Agar mana bu yerda qisqa ko'paytirish formulasini qo'llab qavsni ochsak, o'rtada sinus kvadrat 2 sinus mana bu ifoda hosil bo'ladi, ular bilan yechib ketib, yana mana bu ifodani hosil qilamiz. Buni tekshirish qiyin emas. Mana bu ifoda 1 ga teng. Bu yerda biz quyidagi formulani qo'llaymiz. Sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa 1/2 sinus 2 alfa ga teng. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu holda bu yerda biz minus 2 1/2 sinus 2x ning kvadrati. Chunki mana bu yerda kvadratni umumiy qilib yozishimiz mumkin. Mana formulani qo'llasak, mana bu ifoda hosil bo'ladi. Teng o'ng tomonda a 2, bu yerda ham mana shu formulani qo'llaymiz. Sinus 2x. Endi soddalashtiramiz. 1 minus bu yerda 1/2 sinus kvadrat 2x teng a 2 sinus 2x. Endi mana hosil qilamiz. Hop, keldilar sinus 2x ni t bilan belgilaylik. Bunda t minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Va u holda bu tenglama quyidagi ko'rinishga keladi. 1 minus 1/2 t kvadrat teng a 2 t. 2 ga ham ko'paytirib boraylik. 2 minus t kvadrat teng a t. Hamma hadlarni bir tomonga o'tkazaylik. T kvadrat bu tomonga o'tkazsak t kvadrat plus a t minus 2 teng 0. Kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Hop, qachon mana bu tenglama yechimga ega bo'ladi? Bunda t minus 1, 1 orasida bo'lishi kerak. Faqat shundagina yechimga ega bo'ladi. Demak, berilgan tenglama yechimga ega bo'lish uchun mana bu tenglama hech bo'lmaganda bitta mana bu oralig'da yildizga ega bo'lishi kerak ekan. Yoki birinchi yildizi, yoki ikkinchi yildizi, yoki har ikkala yildizi mana shu oralig'da bo'lishi kerak ekan. Va buning uchun biz quyidagi funksiyani qaraymiz. Y teng t kvadrat plus a t minus 2. Bu funksiyani qaraymiz. A ning qanday qiymatlarida bu funksiya x o'qini minus 1, 1 orasida kesib o'tadi. Mana bu oralda kesib o'tadi. Bir marta kesib o'tadi yoki ikki marta kesib o'tadi. Umuman olganda shu oraldan o'tsa bo'ldi. Faqat shundagina biz ana shu ildizini mana bu yerga olib kelib qo'yib x ni topishimiz mumkin. Shunday qilib biz bu masalani quyidagicha masalaga keltirdik. Bu tenglama ildizga ega bo'lish uchun, ya'ni bu mana bu parabolaning parabola minus 1, 1 oralig'ida x o'qini kesib o'tish kerak. Va biz bu oralig'ini, demak, sonlar o'qini 3 ta qismga ajratdik. Birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism. Birinchi qism minus cheksizdan minus 1 gacha. Minus 1 ni qo'shmaylik. Minus 1 ni mana bu oraliqqa kiritamiz. Minus 1 dan 1 gacha va 1 dan plus cheksizlikgacha. Chunki mana minus 1, 1 mana bu oraliqqa tegishli, shu sababli bu oraliqni alohida qaraymiz. Va quyidagi hollar bo'lishi mumkin. Buni grafigi bo'yicha. Birinchi hol. Xo'p, x ning o'rniga 0 qo'ysak, y ning qiymati minus 2 ga teng bo'lyapti. Mana minus 2 bo'lsin. Mana bunday ko'rinishda. Bu parabolaning uchi bo'lishi shart emas. Parabolaning uchi qandaydir boshqa nuqtada bo'lishi mumkin. Minus 2 nuqtadan kesib o'tyapti. Mana bu 0, bu t o'qi, bu y o'qi. Grafigi mana shu ko'rinishda bo'lar ekan.
Hop endi mana bu aralıqda aralıqqa nisbatan grafikni joylashishini ko'rib chiqaylik. Men birinchi hol. Minus 1, 1. Aşuna takitlash kerak ki, mana bu t1, mana bu t2. İkinci yıldız. Bularda köpaytması minus 2 getir. T1 köpaytırı t2. Vektor yamasına göre minus 2 getir. Bu da gene yıldızlar türlü işaretliyken. Biri müsbet, ikincisi manfiyken. Basitam t1 manfi, t2 müsbetken. Bunda t1 için bu nol muhtar olsun. T1 için iki de imkaniyatı var. Yok ki mana bu aralıkta bulandı, yok ki mana bu aralıkta bulandı. T2 için hem iki de imkaniyatı var. Yok ki mana bu aralıkta, nol bir aralıkta, yok ki birden katta bulaşı mümkün eken. Demek ki 4 dakikalık araşımız mümkün eken. T1, T2 geniş batan. Demek iki de ildiz hem. Taşkarıda. X okunu bana minus 2 noktada kesip, Y okunu minus 2'de kesip atı yaptı. Bana bu T1, bana bu T2. Yani minus 1, 1 aralıktan taşkarıda kesip atı yaptı. Ve bu halde biz bana bu T'nin oranına T1 ya ki T2'ni yapıp görüp koysak bu yeşimge iyi bulmaydı. T'nin bu yeşimge iyi bulmaydı. Ve biz bunu yakalını karamayız. Ve keyingi hal, ikinci hal. Minus 1, 1. Ya bitti yıldız taşkarıda, bitti yıldız bana bu oralıda olsun. Yani bana bu görüşte olsun. T1, T2. Bunu teyleme yıldız giyge. Çünkü T2, minus 1, 1 arası da yatıptı. Bunu yapıp koysak teyleme yeşim giyge bulardı. Ve bana bu teyleme hem yeşim giyge bulardı. Üçüncü hal. Minus 1, 1. İkile yıldız hem bana şu aralıkta yatsın. T1, T2. Eğer şu hal roy verse, bu halde hem bana teyleme yeşim giyge buladı. Ve nihayet 4. hal. Minus 1, 1. Yeni bana bu hal roy versin. T1 bu aralıkla T2 birden katta. Bu halde hem bana T1 bu aralıkla joylaşken böyle yaptı, joylaşı yaptı. Demek T1'ni bu tanımını yapıp görüp koyup biz X'ni topuşumuz mümkün. Yani şu halleri görüp çıkalımız. O bana bu halde geçim yok. Ve bana bu üçte halde geçim buluşu mümkün. Yani onları görüp çıkışımız gerek. Bana da ikinci halini görelik. Demek bundan kandaya tensizlikler hazır kılışımız mümkün. Minus 1'de funksiyonun kıymeti manfi. 1'de ise funksiyonun kıymeti musbat. Yani x okudan yukarıda. Tapsisi okudan yukarıda. Demek ikinci hal. Bana bu tensizliklerle karakterlenildi. Y minus 1. Küçük yok yeteğin 0. Ama 0 yeteğin bu arışı mümkün. İzdiz, bana bir de bu polisler mümkün. Y 1, 1'de kıymeti müsbat ya ki 0 geteyim buluşkan mümkün. Çünkü bana bu nokta 1'den ötüşeyen mümkün. Katta ya geteyim 0. Bak, üçüncü hal. Bana bu halda şey. Demek iki de izdizi hem, minus 1, 1 aralığı da. Bu da yani, minus 1'de en funksiyonun kıymeti müsbat, 1'de hem funksiyonun kıymeti müsbat. Demek y minus 1 katta yoki teng 0, y 1 katta yoki teng 0. Va nihoyat 4-chi hol. 4-chi hol mana bunday hol. Demak minus 1da funksiyaning qiymati musbat, ya'ni absis o'qidan yuqorida. 1da esa funksiyaning qiymati manfiy. Demak y minus 1 katta yoki teng 0, y 1 kichik yoki teng bir noktada manfi. Kişi yok eteğin 0. Ben kişi yok eteğin 0. Yani bir noktanın özü de kesip ötüşeyen mümkün. 0 eteğin buluşan mümkün.
Demek ana bu hallardan karab çıkamız. Yani mana bu hal, mana bunun geten küçüli, bu hal, mana bunun geten küçüli, mana bu, ahar ki törtüncü hal, mana bu sisteme geten küçüli. Şu sebeple bunların örneği biz mana bu sistemelerini karayınız. Ve mana bu sistemeden başlaydık. Demek y'nin tanı örneği, minus bir koysak, minus birinin kvadratı bir burada. Şimdi bana bu aralıklarını uçurmamız. Tan örneğe minus 1 koysak. 1 minus a minus 2 kişiye geçeyim 0. Bak kengisi de. Tan örneğe 1 koyalımız. 1'e bar koysak. 1 plus a minus 2 katıya geçeyim 0. Neticede bana bu sistemini hasıl kılalımız. Bu sistemini geçeyimiz. Birinci dinlemesinden. A'nın 10 tamamen ötkizadigan bo'lsak, A kattaga teng. Bu yerda minus 1 qoladi. İkinci denemadan minus 1, 10 tamamen ötkizsek, A kattaga teng 1. Mana bu sistemani hosil qilamiz. A buning yechimi A kattaga teng 1. Xo'p, shunday qilib biz mana bu sistemani yechdik. Bunda A'ni topish mumkin bo'ldi. Mana agar mana shunday shart bajarilsa, a kattayoki teng 1 bo'lsa, u holda bitta ildizi minus 1, 1 oralig'ida yotadi. Xo'p, endi keyingi mana bu sistemaga o'tamiz. Tan o'rniga minus 1 qo'ysak. E'tibor beraylik, xuddi shu sistemaning o'zi, chap tomonining xuddi shuning o'zi minus 1, 1 va tengsizliklar hammasi ikkalasi ham bir tomonga qaragan. Demak, mana bu yerda 1 minus a minus 2 katıya geteyim 0. 1 plus a minus 2 katıya geteyim 0. Ve bundan a'nı bu tamamen ötkizemiz. A küçüğe geteyim minus 1. İkincisinden a katıya geteyim. Minus 1'den küçük, 1'den katta. Bunda bir buluşu mümkünmez. Bu boş toplam. Bana bunda hal bacarışı mümkünmez eken. Değil mi? Bana bunda hal buluşu mümkünmez eken. Bunda a'lar yok eken. A'nın hiçbir kıymeti de bana bunda hal roy vermez eken. Ve nuhayet ahirge hal. Bu yerde hem minus 1, 1, minus 1, 1. Demek çap tamamları 1 hal. 1 minus a minus 2 katta geteyim 0. Bu yerde 1 plus a minus 2 kichigiga teng 0. Mana bu sistemani qaraymiz. Ha, bu yerdan biz a'ni yana o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, a kichigiga teng minus 1, bu yerdan a kichigiga teng 1. Mana bu sistemani hosil qilamiz. Uning yechimi a kichigiga teng minus 1. Demak, bu holda ham yechim bor ekan. Demek ikide kaldı yeşimge A'nı topşu imkanı buldu bana. İkide kaldı. İkidesini birleştirip cevabını yazışımız mümkün. Cevap. Eğer A minus çeksizden minus 1 geçe ya ki 1'den plus çeksizlik geçe bana bu aralıkta tekişliği olsa o kaldı bana bu teyneme yeşimge iyi buladı. Cevap bana bu toplam buladı. Ve A'nı kabul kılışı mümkün bölgen barça kıymetler toplamı bana şu toplam buladı. Bak, yani kendi misal ki ötemiz. Bana bu teynlemeni geçeğimiz. Bak, teynlemeni geçeğimiz. Yani teynsizliğini geçeyim. Teynsizliğini geçeğimiz. Teynsizliğini geçeğimiz için, dersi bak, kosinüs 4'ünü etibar göreydik. 4 kaysa çorayda caydaşken buralı. 4, pi'den katta. Bana bunge pi maskeladı. Pi'den katta, peki 3 pi taksim 2'den küçük. Çünkü bu 9 taksim 2'den katta son, 4 yarımdan katta son. Demek 4, 3. çarayda caylaşken eken. Kosinüs 3. çarayda manfi buladı. Demek bana bu kosinüs 4, iş arası manfi eken. Bana ildiz katnaşı yaptı. Radikal katnaşkenden ki bu ifade manfi buluşu mümkünmez. Katta yoki teng 0. A demak,
10 tomon ham katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Bu chap tomon katta yoki teng 0 va 10 tomondagi ifoda bundan katta. Demak, mana bu ifoda ham katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Va buning uchun cosinus x kichik yoki teng 0 bo'lishi kerak. Va shunday qilib biz quyidagi xulosaga keldik. Cosinus x kichik yoki teng 0 bo'lishi kerak. Endi mana bu izohdagi ifodaga e'tibor beraylik. Katangens kvadrat x kvadrat bo'lganligi sababli bu izostdagi ifoda. Ha, katangens kvadrat x katta yoki teng 0 kvadrat bo'lganligi sababli. U holda 1 plus katangens kvadrat musbat bo'ladi. Demak, mana bu ifoda musbat ekan. Makhraj musbat. Ha, izostdagi ifoda ham manfiy bo'lmasligi kerak. Cosinus x taqsim 1 plus katangens kvadrat x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Makhraj musbat bo'lganligi sababli cosinus x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Shunday qilib mana bu ikkita tengsizlikni hosil qildik. Birida kichik yoki teng 0, ikkinchisida katta yoki teng 0. Bu ikkalasidan biz cosinus x teng 0 bo'lishi kerak degan xulosaga kelamiz. Bundan x teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi ekanini hosil qilamiz. Bunda k butun sonlar to'plami z'ga tegishli. Agar cosinus x 0 ga teng bo'lsa, mana bu 0 bo'ladi. Chap tomon ham 0 bo'ladi, o'ng tomon ham 0 bo'ladi. Tengning belgisi bajariladi. Shunday qilib, demak, berilgan tengsizlik yechimlari mana bu to'plam ekan.